Bilbencim, üzerindeki öyle miydi ceket? Üzerimdeki Çünkü ceket o böyle değildi. sanki trench coat'muş. Yok. Bu... Öyleymiş, öyleymiş ama. Öyle gibi geliyor bana kollarından, omuzlarından. Şöyle bir Dinliyorum. şeydi. Bir sivit elbiseydi bu. Altında penye bir elbisesi vardı. Bu da üstünün parçasıydı. Onu ondan söktüm aldım. Söktün aldın. Söktüm aldım. Vay be. Rengi uysun diye. İçimdeki de tulum. İçindeki fiyatları alayım ben, evet, fiyatlar. Ayakkabı, topuklu sandaletlerim. Ay çok Bak, tatlı. yönetmenden komut gelince Şimdi böyle oldu. buradan atlı Bak diyor böyle ki fiyatlar duruyordum, diyor ya, böyle yumrulardan duruyordum. bir şeye Dur dur. geçiyor. Tabii tabii evet evet Fiyatları fiyatları alayım. alayım Ben ben önce şunu. fiyatları Çok alayım. tatlı ya. Sen de hiç beni uyandırmıyorsun. Evet. Topuklu sandaletlerim. Gördüğünüz gibi. 50 TL hediye. Tulumum 100 lira. Ceketim. Kopardığın, aldığın, Koparıp aldığım, aldın, söktüğüm dikişlerini söktün. parçam 100 lira. Çantam 150 liraydı. 130 liraya aldım. Şapkam 50 lira. Takılarım da 83 liraydı hediye. Güzel. Sevdim, tulumunu sevdim. Çok doğru bir tulum. Rengini de beğendim. Böyle tivir tivir duruyor, akıyor üzerinde. Özellikle paçaları çok güzel olmuş. Giydiğin ayakkabıyla. Yani doğru bir ayakkabı o. Piknik için mantar topuk. O tarz hasır dokumları uygundur. Çantanla da iyi uyum sağlamış. Hoşsun yani, güzel. Teşekkür ederim ama. Sen peki hiç mesela pikniğe gittiğinde bir kız Mantar giymem, arkadaşın... mantar topuk giymem ben. Hayır, mantar topuk giyen kız arkadaşın oldu mu? Olmuştur ya geçmiş yıllarda. Benim oldu. Yani geçmiş benim yıllarda. Oldu. Olmuştu, oldu mu? Oldu, Soruyorum. oldu. Mantar, yani oldu. soruyorum. Özellikle ama on... 70'ler benim. Bunlar benim de gene 10 yıl önce. 10 yıl önce çok acayip şeydi, modaydı ama yine Ben modadan değil, bazıları rahat zamansız. etme açısından soruyorum. Şimdi o yükseltmek Rahatım. için kendini giymiş mantar topuklar yere gidersin. Rahat yürürsün Gidiliyor, yani. evet. Arnavut kaldırı burada Evet. da yürürsün. O yüzden sıkıntı yok. Ama yanlama sıvı olunca böyle bir şey oluyor ya. Evet. Rahat, yani rahat hareket Çok rahat. edebiliyorsan onu Çok soruyorum. rahatım, koşarım. Sen giyiyor musun? Ben piknikte giymem. Ben çok rahat bir tipim. Ama yani bazı hani öyle hani hoş pikniğe bile mantar topuklarla gelen arkadaşlarımız olabilir. Seray Hanım, Ha şimdi canım. Cicico'yu biliyorsunuz zayıf bir çocuk. Ben şimdi böyle salaş bir şey giydim. Bunun altına giyseydim düz İlk defa taban da bir şey. Tapanca. Tabii canım, Cicico'nun yanında yarım dünya gibi kalacaktım. Tapancaya böyle gidebilirsin zaten. Orada şık şık çok güzel yerler var Evet. ve daha böyle yeşil alanlar var. Gidebilirsin. Herhangi bir piknik yerinden daha hoş. Sapanca. Şimdi hayatım tulumuna bayıldım. Teşekkür Rengi ederim. olsun, modeli olsun. Ben zaten böyle hani oturmayan vücuda dümdüz inen salaş şeylere bayılırım. Üstüne kombinlemeni de çok sevdim. Sağ ol. Evet, ayağındakiler de hoş. Çantan çok sempatik. Şapkan neden olmasın? Ben seni çok beğendim Birben. Teşekkür ederim Aferin. Seray. Geldin kendine. Sağ ol. Nasılsın Birben? İyiyim hocam, siz nasılsınız? Sağ ol. Öyle güzel bir yer söyledin ki içimi titrettin. Hiç 70'li gitmedim. yıllarda, ne 60'ların sonu bir lise gezisi olmuştu. Lise gezisinde ilk defa bütün lise oraya gitmiştik. Ve korkunç eğlenmiştik. Tabii ben seneler sonra gidemedim, yeni gittim. Aa, her şey değişmiş ve gittiğimiz, eğlendiğimiz o güzel yerleri bir daha da bulamadım. O da ayrı bir konu ama Sapanca deyince hep içim titrer ve eski arkadaşlarımı, lise arkadaşlarımı anarım. Hepsine de çok sevgiler, çoğunu göremiyorum. Sen kardeşim, böyle bir tulumu nasıl giyersin? Hocam, kusurları kapatan büyük bedenler için. Nasıl bulmuşsun? Nereden buldun bunu sen? Mağazadan buldum hocam. Nereden alışveriş yaptınız bugün? Kadıköy'de. Kadıköy. Efendim, bütün büyük beden hanımefendiler, işte tulum giymek istiyorsanız gidin bu tulumu alın Teşekkür lütfen. ederim. 44 beden, 46 beden birine ne kadar yakıştığını görürsünüz. Sucuğum, senin tulumundan çok daha rahat büyük beden Evet. hanımefendiler için sana da çok yakışmış. Çünkü Sağ şu olun üstüne hocam. numaralar Çok yapmışım. tatlı. Çok tehlikeli yaptığın şey aslında. Boyu kesebilir. O açıdan çok tehlikeli. Çok iyisin. Çantanla. Ben de seni çok beğendim. Şapkanın fiyatı hazır değil mi? Evet hocam. 50 lira olduğunu 50. duydum. Çıkışta ben sana 50 lira veriyorum. O şapkayı almayı Hocam aşk düşünüyorum. Kafam olsun. olursa, benim kafam biraz büyüktür Olur ama. olur bu bayağı Olursa geniş. çok beğendim. Önümüzdeki haftalarda kıyafetlerimle de giyeceğim. Arıyordum çünkü. Güzel olur. Bir türlü Tulum kaç liraydı gidemiyordum. canım? Tulum 100 lira. Dur. Kaç 100 lira. Tulum? Tülürüm. Tülüm tam. 100 lira da benim için verirsen. Tülürüm İvan'ım. 150 lira vereceğim tulumu da. Tülürüm alırım, tamam. biliyorum. Tamam canım. Bırakayım Burkan böyle ara ara Evet, alır. söyleyecek bir şeyim yok kızım sana. Sağ Aferin. olun hocam. Aferin. Yuşa'm,
Evet, hoş geldin. Hoş bulduk Gülşen. Bayıldım. Sağ olun. Çok güzel duruyorsun. Kesinlikle yani bu bir kamuflaj tulum büyük bedenler için. Çok başarılı. Çantanı hiç sevmedim. Yani o çanta asla olmaz. Mümkün değil öyle. Çünkü çok sporsun, orada kilim desenleri, etnik desenler falan var. Mümkün değil yani. Nasıl öyle bir çanta aldım bilmiyorum. Pikniğe giderken neden olmasın? Böyle dolgu topuklu. Çok normal. Tabii ki spor ayakkabı, sandalet falan tercih, birinci tercihtir. Her şeyden önce daha rahat edilir. Ama bu şekilde bir dolgu topuklu bir ayakkabı giymeni de hiç yanlış bulmuyorum. Çantanın dışında gayet iyisin. Sağ olun Gülşen. Haydi puanlamaya geçiyoruz. Umut sen açıyorsun değil mi ilk? Evet. Hoş geldin. Gayet. Sağ olun. Beş. Teşekkür ederim Seray Hanım. Umut kaç verdin? Beş verdim Beş. Abi. Beş. Beş çünkü teşekkür hak ediyor. Teşekkür ederim hocam. Dört. Teşekkürler Gülşen. Seni yerine alıyoruz.